amca dedi, bu arabayı nasıl yaptın dedi. Evet. Nasıl 2005'te şöyle diyelim, yani geçirmiş olduğun bir panik atak nedeniyle beraber taş yontu ustalığına, sanatına başlamış oldum. Onun da şöyle, acabalarla beraber bir taş aldık. Korkuyu yenebilmek, kafamızın içindeki o sıkıntılı ortamı yenebilmek, dağıtabilmek için onu tabii ki ne yaptık? Taşa vurdukça, yonga çıkardıkça, şekiller ortaya çıktıkça gönlüm hoş oldu. Kendimi dinlemedim. Sanat ortaya çıktı. Bir tane oldu, iki tane oldu. Bu sefer gönlüm ayağa diyeldi. Bir şeyin oluşu, sanatı yapmak, var etmek çok güzel bir duygu. Şimdi bu çalışmada da bizim simgemiz olan, tabii ki Allah'ın evi olan camiyi yapma ihtiyacı duydum. Şu andaki geçirmiş olduğumuz sıkıntılı koronavirüs nedeniyle insanlar evlerinde hapsoldu gibi oldu ama insanoğlu oturduğu yerde resim çizer, şiir yazar, herhangi bir ağaç oymacılığı yapar. Müzisyen işte saz çalar, gaval çalar, klarnet çalar. Ama yok benim işte daraldım, işte dışarı çıkmam lazım demek yerine bu günlerin de ev ortamlarında sanata değerli, sanat gibi değerli bir şeyin ortaya konulacağına inanıyorum. İşte bugüne bir normal bir insan süliyeti. Burada villa var, villa demeyelim de saray gibi işte saray yapımı taşa oyulmuş. Çocukların işte çocuklukta yapıp da oynayabildiği eski dönemlerin taş arabası, küçük ve de hoş bir şey. Bunun bir tane büyüğü var, normal büyüğü. Bu da küçüğü arabanın taş devre arabası.